Karşınızdayım. Bir saat boyunca dünyadaki gelişmeleri size aktaracağız. Hep beraber aslında ki dünyadaki gelişmeler ve geride bıraktığımız haftada yaşananlar üzerine konuşacağız uzman konuklarımızla birlikte. Peki haftanın öne çıkan gelişmeleri neler? Kısa kısa onlara da göz atalım. Ondan sonra dünya varmışa başlayalım istiyorum. Hepinizin artık tanıdığı bir yüz. Prigojin, Rusya'nın Wagner adlı paramiliter grubunun lideri. Yaz başında, Haziran ayında birlikleriyle birlikte Ukrayna sınırını aşıp Rostov kentine girmiş ve de başkent Moskova'ya doğru yürürken durdurulmuştu. Daha sonra bir uzlaşma oldu taraflar arasında ya da öyle açıklandı bize. Prigojin'in Belarus'a gideceği açıklandı. Daha sonra Prigojin Rusya'da ortaya çıktı, Rusya-Afrika zirvesinde ortaya çıktı. Herkes şaşırmıştı acaba Putin onu affetti mi diye. Şimdi çok konuşulan bir kazada öldüğü söyleniyor. Hatta bunun da ötesine geçti. Bugün itibariyle Moskova'dan yapılan açıklamada düşen uçakta Prigojin'in olduğu teyit edildi. Ancak saldırının kim tarafından gerçekleştiği hala kesin olarak net değil. Geride bıraktığımız haftanın en çok konuşulan fotoğrafı açık ara eski ABD Başkanı Trump'ın verdiği bu kareydi. Trump dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Ama önceki 3 duruşmadan ve 3 davadan farklı olarak ilk kez o Amerika'da söylendiği şeklinde gözaltı birkaç saatliğine ifade vermeye gitmeye gözaltı deniyor. Ama bu kez ilk kez ABD başkanlığı yapmış bir kişi sabıka kaydı fotoğrafı verdi. Ve sabıka kaydında Trump kameraya işte böyle baktı. Ve de dünyanın en çok konuştuğu bir başka olay İspanya. İspanya'dan bu haberimiz. Fotoğrafta gördüğümüz iki kişi, biri İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, diğeri ise orta saha oyuncusu Hermoso. Şöyle oldu, Dünya Kadınlar Kupası'nı, Dünya Kupası'nı yani İspanya kazandı. Seremonideyken Futbol Federasyonu Başkanı Hermoso'yu dudaklarından öptü. Ancak Hermoso bunda rızası olmadığını söyledi ve bunun üzerine çok yoğun tepki topladı. Onu da ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. FIFA bu kişiyi yani İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı geçici olarak görevden aldı. Şimdi dünya varmışta çok fazla yer verdiğimiz bir ülkeyle başlayalım. İsrail'le başlayalım. Aralık ayı sonunda iktidara gelen Netanyahu hükümeti her ne kadar tartışmalı yargı reformunun ilk bölümünü meclisten geçirmiş olsa da protestolar sürüyor. Yine bir cumartesi akşamı on binlerce gösterici İsrail sokaklarındaydı. 34 hafta, 8 aydır protestolar sürüyor. On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara döküldü. Başbakan Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının yargı düzenlemesine itiraz etti. İsrailliler Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve birçok kentte gösteriler düzenledi, İsrail bayrakları taşıdılar. Davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutup demokrasi sloganları attılar. Protestocuların açtığı dev pankartta Başbakan Netanyahu ve eşinin fotoğrafıyla birlikte "Bırak ülke yansın" yazısı yer aldı. Protestocular İsrailli Arap toplumunda yaşanan cinayetleri de protesto etti. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in ırkçı sözlerine karşı "Üzgünüm Muhammed" dövizleri taşıdı. Gördüğümüz gibi İsrail tarihinin en uzun soluklu protestoları devam ediyor ve de hız kesmiyor. Şimdi Orta Asya ile devam edeceğiz. Orta Asya ülkeleri hepinizin bildiği gibi genellikle demokrasi açısından maalesef sorunlu ülkeler. Özbekistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kızını atadı. Ailesinden birçok ismi devlet kurumlarına atamasıyla tepki çekti. Bu kez çok üst düzey bir atama kararıyla eleştiriliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük kızı Sayda Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdi. Atama kararı Cumhurbaşkanlığı basın servisi tarafından 25 Ağustos'ta duyuruldu. Mirziyoyeva da sosyal medya hesabındaki ünvanını Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın asistanı olarak değiştirdi. Reuters haber ajansının aktardığına göre atama kararı çoğu yurt dışında yaşayan Özbekistan vatandaşlarının tepkileriyle karşılandı.
Bazı Özbekistanlı sosyal medya kullanıcıları ise Mirziyoyeva'nın iletişim alanındaki deneyiminin ülkenin imajını düzeltmek konusunda faydalı olabileceğini söylüyor. Sayda Mirziyoyeva, Özbekistan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi'nden uluslararası hukuk alanında lisans derecesine sahip. 2010 yılında Moskova Devlet Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca 12 Nisan 2019'dan 29 Ocak 2020'ye kadar Cumhurbaşkanlığına bağlı Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı'nın müdür yardımcısı olarak çalıştı. 31 Ocak 2020'de Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Yıldızlar hem birden son begen şıgar. Sayda Mirziyoyeva'nın kız kardeşi Şaknoza da üst düzey bir devlet memuru. Şunu yana rica kılıp, öyle keplaşın yani. Haftanın bir numaralı konusu Prigojin'le devam ediyoruz. Tekrarlayalım, Moskova'dan gelen açıklamada Prigojin'in öldüğü resmen teyit edildi. Prigojin'in ölümü tartışmalıydı. Hem nasıl yapıldığıyla hem de Prigojin'in dublörleri olduğu söyleniyor. O yüzden de o listede adı geçse bile onun ölüp ölmediği merakla bekleniyordu. Resmi açıklama geldi. Ancak Kremlin bu ölümün arkasında olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamış durumda. Şimdi devam edeceğiz. O uçağın çok konuşulan uçak kazasıyla devam edeceğiz. Daha sonra da Prigojin'in kim olduğunu hatırlatan bir haberimiz var. Sonrasında eski Moskova Büyükelçimiz Aydın Sezgin bizlerle olacak. İşte uçağın düştüğü alan gördüğümüz gibi Rus Haber Ajansı duyurdu. 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğu bildirildi ve nihai olarak artık Prigojin'in bizzat o uçakta olduğunu ve Wagner'in kurucusunun artık yaşamadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Vladimir Putin'in daha önce yaptığı bir konuşma çok konuşuldu. Prigojin'in ölümünden sonra ihanete bakışıyla ilgili Putin'e bir soru sorulmuştu ve Prigojin'in ölümünden sonra en çok paylaşılan video Putin'in verdiği cevap oldu. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Москва семаларында бир учак düştü. Düşen uçakta Putin'e karşı isyan bayrağı açan Wagner'in bir numarası Prigojin vardı. Konuya ilişkin Kremlin'den bir açıklama bekleniyordu. Saatler sonra Putin bizzat konuştu, başsağlığı diledi. Kaderi karmaşık ama yetenekli bir insandı dedi. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Son aylarda olduğu gibi kendisi için ihtiyaç duyduğu sonuçları, ortak amaç için bunu yapmasını istediğimde ulaştı. Tarih 23 Haziran. Bir grup silahlı adam ayaklandı. Onlar Rusya'nın paralı ordusu Wagner'di. Liderleri ise bir zamanlar Putin'in eski dostu ve aşçısı olan Prigojin'di. Ayaklanma bir gün sürdü. Rus ordusunu kendi kamplarına saldırı düzenlemekle suçladı. Hedeflerinde Rusya Savunma Bakanı Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov vardı. Putin'in ilk tepkisi vatana ihanetle karşı karşıyayız olmuştu. Rota Moskova'ydı. Rostov'a girdiler. Daha sonra geri çekildiler. Rus kanı dökülmesini istemediklerini beyan ettiler. Prigojin'in Belarus'a sürgüne gideceği açıklanmıştı. Aradan 2 ay geçti. Rotası St. Petersburg olan bir uçak düştü. 3 mürettebat, 10 kişinin öldüğü açıklandı. Kimlikleri de Wagner'in 2 numarası Utkin ve Prigojin ismi de o cesetler arasındaydı. Yaşananlardan sonra Putin'in bu sözleri akıllara geldi. А вы умеете прощать? Да. Но не всё. А что невозможно простить? Предательство. Prigojin'in ölümü sonrasında Putin'i ve de Rusya'yı neler bekliyor? Eski Moskova Büyükelçimiz Aydın Sezgin'le konuşacağız. Aydın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi sizin yapacağınız değerlendirmeleri merakla bekliyorum kuşkusuz. Hafta başından bu yana aklımdaydınız. O yüzden teşekkürler bir kez daha kabul ettiğiniz için. Şuradan başlayalım istiyorum. Aslında bu tüm olup bitenleri yaz başından bu yana Prigojin'in isyanını, Moskova'ya bir yürüyüş başlatmasını ve de sonunda yaşanan bu ölümü, 10 kişinin hayatını kaybetmesini kuşkusuz Ukrayna Savaşı'ndan bağımsız düşünmek mümkün değil. 1,5 yılını geride bıraktı Ukrayna Savaşı. Ancak tüm bu olup bitenlerin Rusya açısından iyi bir görüntü ortaya koymadığını düşünüyorum ben şahsen.
Deneyimli bir diplomat olarak, yıllarca Moskova'da bulunmuş biri olarak tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Burak Bey, iyi bir Rusya açısından iyi bir görüntü vermediği, Rusya'nın itibarına hizmet etmediği çok açık. Bu aslında bana kalırsa kontrolden çıkmış bir canavar. Yani devletin, hatta Putin'in doğrudan ürettiği ama zaman içinde yönetmekte zorluk çektiği bir canavar. Bunu böyle düşünmek lazım. Bizde bu hadise çok tartışıldı açıkçası. Ben ama bir başka yönünü de ele almak istiyorum. Şimdi mesela ölümü Prigojin'in. Bunun sadece bir Rus devletinin veya Putin'in, sizin de biraz önce haberde öncelik vermiş olduğunuz gibi, sadece intikam olarak düşünülmesi eksik olur. Evet, intikam boyutu mutlaka var. Devlet adına cezalandırma iradesi mutlaka mevcut. Fakat esas itibariyle kontrolden çıkmış olan ve yeniden devletin denetimine alınmak istenen bir canavarın bu şekilde ortadan kaldırılması olayı olarak da görmek gerekiyor. Aslında geçtiğimiz Ocak ayında Putin Wagner'in, biliyorsunuz Wagner hukuki bir statüye sahip değil. Fiilen var ama hukuken yok. Bu Rusya'da da şu anda tartışılan bir konu. Onun için Ocak ayında, Haziran ayında tamamlanmak üzere tüm Wagner mensuplarının Milli Savunma Bakanlığı'nın emrine, sözleşmelerle emrine girmesini talep etmişti Putin. Aslında isyanla bu talimat, bu yeni yönelim çok bağlantılı. Bunu Wagner kabul etmedi. Ve sonuçta hepimizin izlediği, yakından izlediği 23 Haziran olayı meydana geldi. Ancak Rus devletinin Wagner'e bu kadar ihtiyaç duyması ve biraz önce söylediğiniz gibi Ukrayna savaşıyla Wagner'i daha da büyütmesi Rus devletinin içinde bir takım aksaklıkların, yozlaşmanın bulunduğuna da işaret ediyor. Yani o tek adam rejiminin zaafları sonucu devlet kurumsal olmayan, hukuki olmayan bir yapıyla kurallar dışına çıkaraktan adeta mafyavari bir işbirliği içine girdi. Bu ciddi bir aksaklık Rus devleti açısından. Ve biraz önce söylediğim gibi kontrolde sıkıntılar ortaya çıktı. Ve bir türlü bu entegrasyonu sağlayamadılar. Wagner'in esas itirazı, yani Haziran olayını tetikleyen birçok gözlemciye göre, ben de bu kanaate katılıyorum, yeniden nizami ordunun yapısı içine entegre edilmesi talimatı. Bu talimatta Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir konu. Hatta o kadar önemli ki bu. Bakın, ayaklanma sonrasını Putin'in çok iyi veya en azından iyi yönettiği söylenebilir. Ayaklanmadan 5 gün sonra Putin Wagner'in komutanlarıyla birlikte Prigojin'i Kremlin'de ağırladı. Ve
Pek fazla tartışılmadı bu konu Türkiye'de. Ve doğrudan Prigojin'e, başka bir komutana bu yönetimi bırakmasını talep etti. Bunu nereden biliyoruz? Çok açık kaynaklardan, çünkü Putin kendisi Kommersant gazetesine verdiği bir mülakatta bütün bunları anlattı. Ve bu talebi yönlendiriyor Prigojin'e. Prigojin'in 35 komutanı nispeten bunu tasvip ediyor, ama Prigojin itiraz ediyor. Bunlar Putin'in terimleri. Prigojin'in itirazı üzerine bir anlaşmaya varılmıyor. Fakat Prigojin üzerinde baskı devam ediyor tabiatıyla. Prigojin ne adeta bir de böyle müthiş bir güven veriliyor dokunulmazlık konusunda. İnanıyor kendisi de buna. Bu zaman zarfında Prigojin'in ordusunda, özellikle Belarus'a giden kuvvetler vardı, hatırlayacaksınız, 5000 kişi. Onun komutasına güvenilir, yani devletin güvendiği bir şahıs yerleştiriliyor. Ve nispeten o 5000 kişilik grup pasifize ediliyor. Öte yandan medyası da çok kuvvetliydi, biliyorsunuz Prigojin'in. Ayrıca troll fabrikaları vardı. Bunlar kontrol altına alınıyor. Ve yani Putin ve Rus devleti zaman kazanmış oluyor bu şekilde. Sonuçta da tam 2 ay sonra çok önemli bir anma töreninin yapıldığı bir günde, yani Kursk Tank Savaşı hakikaten tüm tarih kitaplarına geçmiştir. Onun 80. yılını anma törenleri sırasında bu hadise meydana geliyor. Evet, yani devleti yeniden toparlama çabası. Şimdi Aydın Bey, burada belki şuradan devam edelim. Siz çok güzel bir şekilde süreci anlattınız. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Rusya deyince, Rusya'nın bugünü deyince aklımıza gelen ilk konu, sizin de söylediğiniz gibi, Ukrayna'da süregelen savaş. Bu savaş nereye gidecek? Rusya Tal Koridoru Anlaşması'ndan çekildi. Ama bir yandan barış müzakerelerinin başlayabileceği söyleniyor. Bir yandan Prigojin'in tehdidi ortadan kalkmışa benziyor. Ama bunun kalkması Wagner tehdidinin de ortadan kalktığı anlamına geliyor mu? Veya Putin güç kaybettiği yönünde tüm dünyada çıkan haberlere bir karşılık vermiş olabilir mi? Veya Rus devleti buna bir karşılık vermiş olabilir mi? Yani bundan sonrasını konuşalım. Bundan sonra hem Putin'i hem de Rusya'yı neler bekliyor? Tabii, çok güzel. İşte bu noktada ben de şunu ifade etmek istiyordum. Şimdi Rusya'da nasıl diyeyim, kendilerine türbo yurtseverler diyorlar. Ben onlara radikal Rusçular diyorum. Çünkü yurtseverlik, milliyetçilik terimleri farklı şekilde yorumlanabilir. Bunlar hakikaten aşırı Rusçular, yani radikal Rusçular. Bir de devletin Rusçuluğu var. Bu ikisi özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında çatışmaya başlamıştı. Bu çatışmanın da doğal lideri Prigojin olarak öne çıkıyordu. Şimdi bu şeyi, bu özür dilerim, bu açıdan da içeriye çok önemli bir mesaj vermiş oldu Putin. Yani hem savaşın yönetimi konusunda, hem Rusçuluğun hangi düzeye kadar
gidebileceği hususunda çok net bir mesaj vermiş oluyor. Çünkü bu aşırı Rusçular dediğim, yani radikal Rusçular dediğim grup aynı zamanda savaş açısından da yeni bir strateji istiyorlardı. Yani savaşın tam seferberlik şeklinde sıkı yönetim ilan edilerek ve ekonominin kaynakları tamamen savaşa yönlendirilerek yürütülmesini talep ediyorlardı. Bunun böyle olmayacağını savaşın Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın çizdiği hat üzerinden sürdürüleceği mesajında vermiş oldu. Şimdi Ukrayna'yı ve Wagner'i şey yap. Ben anladığım kadarıyla Rus devleti bu Wagner meselesini çözümleyecek. Yani yeniden tam olarak denetimi altına alacak. Gerek Afrika'da, gerek Suriye'de, gerek Ukrayna'da. Zaten bu süreçte başlamış. Ben Wagner'in içinden ne komuta düzeyindekilerin ne işte onun elemanlarının herhangi bir tepki ifadesi içine gireceklerini sanmıyorum. Olsa bile çok münferit, ufak tefek olaylar olur. Bunları en iyi şekilde orduya entegre edeceklerdir diye düşünüyorum. Zaten iki ayda da bunun hazırlığı yapıldı. Ve ayrıca bunların yani orduya katılmak istemeyenler, mesela bir takım mahkumlar, suçlular vesaire vardı. Onların da süresi, koşulu 6 ay savaşmaktı. Çoğu zaten öldü savaş meydanında. Prigojin'in izlediği strateji bu yöndeydi. Çoğu Bakhmut olsun, Ukrayna'nın başka bölgelerinde olsun öldü. Ölmeyenler de normal sivil hayata döneceklerdir. Bunların arasında bir marjinal grup var. Tabiri mazur görün ama tam ismi öyle. Savaş köpekleri denilen bir grup var. Onların da koşulları kabul ettiği ve iktidara boyun eğdiklerine dair bilgiler geliyor. Dolayısıyla Wagner herhangi bir yeni sorun üretmeyecek. Ukrayna'da Rusya'nın durumu ne olur? Ukrayna'da işte yeni bir takım gelişmeler var, ufak tefek gelişmeler var taktik düzeyde. Ukrayna bir iki ufak köyü yeniden ele geçirdi. Ama ben orta vadede bu aşındırma savaşının devam edeceği kanaatindeyim. Yani bir tarafın diğer taraf üzerinde kesin üstünlük kurması şimdilik söz konusu gözükmüyor. Savaş bu şekilde ve aşındırma savaşı olarak devam edecek. Aydın Bey, sizi bulmuşken Ankara-Moskova ilişkileriyle devam edelim istiyorum. Geride bıraktığımız haftada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gitti. Hem Zelenski ile görüştü hem mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Rusya ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Haberimizi izleyelim, üzerine sizle konuşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya resmi ziyarette bulundu. Başkent Kiev'e gitti. Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Zelenski görüşme sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, küresel barış zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu abluk altına almasının yarattığı riskler dedi. Hakan Fidan da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın canlandırılmasının Ankara'nın önceliği olduğunu söyledi. Alternatif yollar riskler nedeniyle sağlıklı seçenek olamaz dedi. Fidan ziyaret kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Kulebay'la da bir araya geldi. Rusya'nın denklemde olmadığı bir durum söz konusu değil dedi. Yolunun tercihi her açıdan... Kamuoyunun merak ettiği bir diğer konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşüp görüşmeyeceği.
Kremlin sözcüsü Peskov, görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hakan Fidan'ın Rusya'yı ziyaret edeceğini belirtti ama tarih vermedi. Dünya Varmış eski Moskova Büyükelçimiz Aydın Sezgin'le devam ediyor. Şimdi Aydın Bey, şöyle bir hatırlayalım neler olup bittiğini, özellikle de seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçildikten sonra Batı'ya çok daha pozitif mesajlar verdi. Zelenski İstanbul'da ağırladı. Sonra bir öğrendik ki Zelenski Azov komutanlarıyla birlikte ülkesine döndü. İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılacağı söylendi. Tabii iş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, henüz çözülmüş değil. Hatta Erdoğan Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'nın da NATO üyeliğini hak ettiğini söyledi. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde aklımıza acaba Ankara-Moskova ilişkilerinde sorunlar var mı soruları geliyordu zaten. Ancak Erdoğan Ağustos ayında Putin'i İstanbul'da ağırlamak istediğini de defalarca söyledi. Şimdi Ağustos ayının sonuna gelmiş görünüyoruz ve pek mümkün görünmüyor geride kalan günlerde. Şunu da akılda tutalım. Putin Ukrayna Savaşı başladığından bu yana çok fazla yurt dışına çıkmıyor zaten. Ama tüm olup bitenlere baktığımızda son 2,5-3 aylık süreçte siz Moskova ile ilişkilerde sorunlar veya yeni sorunlar görüyor musunuz? Pek beklemiyorum açıkçası. Pek beklemiyorum. Bu Batı ile ilişkiler faslına bakalım isterseniz. Ben bu NATO zirvesinin hemen akabinde bir tweet attım, bir açıklama yaptım. Bunu hani Türkiye'nin gerçekliği, iktidarın, siyasi iktidarın gerçekliği yakalaması olarak görmek istediğimi ifade ettim. Yani Türkiye çok savruldu. Dış politika bile demeye dilim varmıyor. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri çok savruldu. Ve deniz adeta artık bitti. Bir takım böyle hayaller ve hezeyanlar içinde birçok yeri yokladı siyasi iktidar. Ama yeni kabine kurulduğundan beri sanki, yani seçimlerden sonra sanki gerçekliğe, Türkiye'nin jeostratejik pozisyonunun dayattığı geleneklere daha uygun bir hareket tarzına girdi. Böyle yapmasa zaten Türkiye ciddi sıkıntılarla karşılaşır. Bunu ben bu şekilde rasyonel, gerçekçi bir zeminde, bir anlayışla devam etmesini temenni ediyorum Türkiye adına. Yani siyasi iktidar olumlu bir adım mı bu? Benim için evet, olumlu bir adım. Şimdi bunun Rusya ile ilişkilere tesiri olur mu? Tahmin etmiyorum. Hayır. Rusya ile ilişkilere bunun bir tesiri olmaz. Çünkü Türkiye'nin dış politika kimliğinin yakın olduğu alem içinde Rusya ile en iyi ilişkileri sürdüren ülke Türkiye. Ve biz yani Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri bozma lüksü yok. Kaldı ki Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında izlediğimiz nispeten dengeli politikada açıkçası bir takım eleştiriler yapılabilir ama genel bilanço itibariyle benim değerlendirmeme göre yanlış değil. Yani bana kalırsa Rusya'nın Türkiye'nin zaten kimliğini, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşları,
ve uzun vadeli hedeflerini bildiğinden hiçbir şüphemiz yok. Yadırgamayacaktır Türkiye'nin bu dış, yani uluslararası ilişkilerinde, hala dış politika diyemiyorum, uluslararası ilişkilerindeki daha makul çizgiyi yadırgamayacaktır. Çünkü yıllarca öyle bir Türkiye ile zaten birlikte yaşadı, işbirliği yaptı Rusya. Ve şu anda bizim, bir daha söyleyeyim, tutumumuz Rusya için ehven bir tutumdur. Onun için Rusya'nın öyle bir lüksü olduğunu hiç sanmıyorum. Aydın Sezgin, çok teşekkür ederiz. Teşekkürleriz edileyecek. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Tabii ki dengeli olmak lazım. Yani Rusya da önemli bir komşumuzdur. Çok önemli bir devlettir. Bütün zaaflarına rağmen Rusya ile ilişkileri en hassas şekilde yürütmek lazım. Fakat daha çok devreye girdiğini anladığım Dışişleri Bakanlığı da, yeni dönemle birlikte daha çok devreye girdiğini anladığım Dışişleri Bakanlığı da bu dengeyi tutturacak maharete sahip. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Emekli Büyükelçimiz, emekli Moskova Büyükelçimiz Aydın Sezgin'le birlikte hem Prigojin'in ölümü, bunun üzerine yaşananlar, hem de Ankara-Moskova ilişkilerinde son durumu konuştuk. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle devam edeceğiz. Limassol kentinde bir cami saldırısı yaşandı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Limassol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne gece saatlerinde Molotov kokteyli atıldı. Cami kapısı ve duvarı zarar gördü. Rum polisi saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı kınadı. Açıklamada saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleri ile barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmektedir denildi. Bir başka saldırıyla devam edeceğiz. Bu kez kuzeye çıkacağız. Danimarka'da, başkent Kopenhag'da bir silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlar konuştu. Suç çetelerinin bağlantılı olduğu belirtilen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kopenhag polisi olayda iki kişinin ateş açtığı bilgisini paylaştı. Yaralılardan birinin ise durumu ağır. Polis maskeli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının gerçekleştiği Kristiyanya mahallesi 1970'lerden bu yana anarşist komünleriyle ünlü. 2004 yılına kadar mahallede afyon satışına yetkililer de göz yumuyordu. Bu tarihten sonra mahalleye çok sayıda uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Buna rağmen Kristiyanya, başkentin suç oranı ve güvenlik kaygısı en yüksek mahallelerinden biri. Bu yaz iklim krizini belki de en fazla yaşadığımız, etkilerini en fazla hissettiğimiz yaz oldu. Türkiye'de aşırı sıcaklarla boğuştuk. Bir yandan Türkiye'de de yaşanan yangınlara canımız çok acıdı ama Akdeniz Havzası'nın her yerinde. En başta alın Portekiz'den Kuzey Afrika'ya, oradan Yunanistan'a, Türkiye'ye ve de Orta Doğu ülkelerine kadar birçok orman yangını yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Aşırı sıcaklarla boğuşmaya devam ediyoruz. Komşu Yunanistan'da hatırlayacağız, Rodos'ta çok büyük yangınlar yaşandı ve adanın %10'undan fazlası kül oldu ama son günlerde çıkan, 9 gündür devam eden yangınlar Yunanistan tarihinin özellikle de son 20 yılının en büyük yangını olarak görülüyor. Komşuda 9 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi. Andros Adası'nda çıkan yangınsa henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Komşu Yunanistan tam 9 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yetkililer son olarak Hasanlar, Hotallar ve Sarlar köylerindekilerden bölgeyi terk etmelerini istedi. Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.
Gelecek 48 saat Batı Trakya yangını açısından oldukça kritik. Yangının söndürülememesi halinde alevler meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşacak. 2 gün sonra kuvvetli esecek lodosla birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine karşın da uyarılar var. 9 gündür süren felakette onlarca yerleşim birimi tahliye edildi. Andros Adası'nda dün çıkan yangında henüz kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası, Messina, Pirgos, Fitiodis Adası'nda yangınlar gün boyu devam etti. Attiki bölgesinde de düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu. Bölgedeki ormanlık alanın %33'ü son 7 yılda yandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te ise ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda en az bir kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 46 yaralı var. Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda can kaybı da var. Patlamada aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 58 kişi yaralandı. Patlama başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıktaki Crevedia'da meydana geldi. Romanya Acil Durumlar Dairesi patlamada en az bir kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 58 kişinin yaralandığını duyurdu. İlk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyeci ikinci patlama sonrası yaralandı. Yetkililer ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada yaşandığını belirtti. Bazı yaralıların durumu ağır. Bu kişiler tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiler. Diğer yaralıların tedavileri ise Romanya'daki hastanelerde sürüyor. Romanya'daki LPG patlamasında yaralı sayısı 58'e kadar yükselmiş durumda. Şimdi eski ABD Başkanı Trump'la devam edelim. Başta söylemiştik, ilk kez ABD Başkanı olarak görev yapmış bir kişinin sabıka fotoğrafı çekildi. Bu fotoğraf unutulmayacak. Aslında bu fotoğrafı gördüğümüz anda Trump, tanıdığımız Trump, 2024 seçimlerine aday olduğunu söyleyen Trump'ın bunu propaganda aracı olarak kullanacağı aklımıza gelmişti. Öyle de oldu. Birazdan habere gideceğiz ama Trump'ın başındaki tek bela veya tek dava bu değil. Trump aynı anda 4 davadan yargılanıyor. Gelin birlikte dava süreçlerine bakalım. Eski ABD Başkanı Trump'ın dava süreçleri, Trump'a 4 davada 44'ü federal, 47'si de eyalet düzeyinde toplam 91 suçlama yöneltilmiş durumda. Şimdi haberimize gidelim. Bakalım Trump bu sabıka fotoğrafını nasıl propaganda aracı olarak kullanmayı düşünüyor. Başı hafif öne eğik, bakışları öfkeli. Trump bu fotoğrafla sabıka fotoğrafı olan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti. O fotoğrafı seçim kampanyasında propaganda aracı olarak kullanacak. President Trump's coronavirus pandemic response. Eski ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Bir yandan da önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlere hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Georgia eyaletinde teslim oldu. Fulton Bölge Hapishanesi tarafından yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi. Kampanyasında bağış toplamak için sabıka fotoğrafını önce sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ardından fotoğraf, tişört, kahve bardağı ve şapka gibi ürünlere basıldı, satışa sunuldu. Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı siyasetçileri de sabıka fotoğrafını paylaşarak yaptıkları açıklamalarda Trump'a destek verdi. When that happens, you're 4.1. ABD başkanlık seçimleri kıran karana olacak, şimdiden bunu söyleyebiliriz. Şimdi İspanya ile devam edeceğiz. Bu kare dünyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu ve İspanya kadın futbol takımının Dünya Kupası'nı almasının önüne geçti. Gördüğümüz kişi İspanya Futbol Federasyonu Başkanı
dudağından öptüğü ve daha sonra buna rızası olmadığını söyleyen kişi ise İspanya'nın yıldız oyuncularından Hermoso. FIFA bu olay üzerine bir adım attı ve de İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı geçici olarak görevden aldı. Dün İspanya'da oynanan futbol karşılaşmalarında erkek futbol takımları sahaya Hermoso'ya, yani oyuncuya destek veren ve de federasyon başkanının değişmesi gerektiğini belirten pankartlar veya dövizlerle çıktı. Dünyanın gündeminde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı var. İspanya kadın futbol takımı dünya şampiyonluğuna ulaşırken kupadan çok federasyon başkanı Rubiales'in uygunsuz davranışları konuşuluyor. Rubiales kupa seremonisinde İspanyol orta saha oyuncusu Hermoso'yu dudaklarından öptü. Hermoso bunun rızası dışında gerçekleştiğini söyledi. Olay kamuoyunda büyük tepki çekerken İspanya Başbakanı Sanchez Rubiales'i eleştirdi. Özrün yeterli olmadığını söyledi. 81 milli oyuncu Rubiales görevine devam ettiği sürece milli takımı boykot edeceklerini açıkladı. FIFA Rubiales'i görevden uzaklaştırdı. Soruşturma sonuçlanana kadar başkanın 90 gün süreyle görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Protestolar yeşil sahalara da sıçradı. Sevilyalı futbolcular Rubiales'e karşı artık bitti tişörtleri giyerken Kadizli futbolcular sahaya hepimiz Hermoso'yuz pankartıyla çıktı. Olay belli ki sürecek. Yakından takip edeceğimiz bir başka olay oldu. Şimdi İngiltere'deki ve Londra'daki ünlü dünyanın sayılı müzelerinden British Museum'da yaşanan olayla devam edelim. Binlerce objenin ve eşyanın çalındığı açıklanmıştı. Müze müdürü istifa etti. İstifanın ardından soruşturma sürerken bazı eşyaların bulunduğu söyleniyor. Dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, dünyanın gündeminde. Müzede yer alan özel bir koleksiyona ait eserlerin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. İngiltere'nin günlerdir konuştuğu skandal istifa getirdi. Müzenin müdürü Hartwig Fisher istifa etti. Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne başkanlığındaki mütevelli heyeti Fisher'ın istifasını kabul etti. Depolarda bulunan objeler M.Ö. 15. yüzyıldan, M.Ö. 19. yüzyıla uzanıyordu. Kaybolan parçalar arasında altın takılar, yarı değerli taşlar ve cam eşyalar bulunuyor. Müze yönetimi kaybolan eşyaların araştırma amacıyla depolarda tutulduğunu açıkladı. British Museum her yıl 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze 8 milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonuyla dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Müze yönetimi güvenliği güçlendirmek için acil önlemler aldı. Uzmanlar incelemelerini sürdürüyor. Bugün ve bu hafta Dünya Varmış'a müzikle ve dansla veda edeceğiz. Hepinizin bildiği, izlediği veya izlemediyse de izlemesini tavsiye edeceğimiz bir film. Zorba Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan editörümüz Melike Ceyhan'ın önerisi. Onunla veda edeceğiz. Filmin usta oyuncusu ve belki de dünya sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri Anthony Quinn'le o Zorba'nın ünlü müziğinin bestecisi Theodorakis'in filmden yıllar sonra Münih'te birlikte yaptıkları dansla veda ediyoruz bu hafta Dünya Varmış'a. We'll be right back.
doğum gününde herkesin bir dileği var. Bizimse milyonlarca. Anne, sence kazanabilir miyim? Orada bir küçük kırık kalp, o kalp bizi...